Piyamadan herkese merhabalar arkadaşlar. Out of Reach serimizi hız kesmeden devam ediyoruz. Biliyorsunuz geçen sefer şu gerzek hayvan yüzünden eşyalarımızı kaybettik. Gittik bodozlama daldık ona. O yüzden bugün bir eşya yapımında birazcık geçecek zamanımız yine. Yine kaldık bu taşa. Gerçi taşla balta arasında da çok bir fark yok ama biraz ağaç keseceğiz arkadaşlar. Ağaç kestikten sonra eşya yapacağız. Ondan sonra yine bir hayvan katline çıkacağız. Burada arkadaşlar oyunda gerçekten hala çok büyük problemler var. Siz de görüyorsunuzdur. Optimizasyon problemleri çözülemedi. Gerçi erken erişimdi ama. Eve doğru bir yol alalım arkadaşlar. Bizim bu arada mısırlarımızı toplamış başkaları. Bizim topladığımız gibi. Neyse olsun. Problem değil. Çok karanlık. Şu an ben de bayağı sinir oldum bu duruma. Şunu bir alalım. Şunu bir alalım. Şunu alalım. Şunu da alalım. Şunu da alalım. Bunu da alalım. Karnımız acıkır. Bir de şunu alalım. Şimdi gelelim tekrar. Neler yapabiliyoruz? Ne istiyor? Liner Wrap istiyor. Onu yapacağız. Yapabildiğim kadar yapacağım şu an. Ne kadar var elimde bilmiyorum ama. X yapabiliyorum şu anda. Hemen bir X yapayım. X yaptık. Torch yapalım bir tane de. Malzememiz vardı arkadaşlar biliyorsunuz daha önce hayvan kestiğimiz için. Ama hayvan kesmeye devam etmemiz lazım. Çünkü bayağı ihtiyacımız olacak. Bunu böyle koyalım. Bunu da böyle koyalım. Şimdi bir yukarı çıkalım. Şunları toplayalım. Line and rope yapmamız lazım yine. Çünkü şeye ihtiyacımız olacak. Tekrar ekelim. Ok veya yaparken ihtiyacımız olacak. Sonrasında uzun bir odun kesme sürecimiz olacak. Çünkü ben sal yapmayı düşünüyorum biliyorsunuz. Kalmamış. Evet. Şimdi arkadaşlar. Şuraya bir şey koymaya çalışıyorduk biliyorsunuz dünden beri. Ama ısrarla koymadı. Ya işte oyunu gördünüz mü arkadaşlar? Bu kadar yani. Oyun. Bir şey demiyorum. Ya şurayı kıramadı yani dünden beri. Ben buraya bakıyorum işte. Kır. Ya böyle bir şey olabilir mi? Yaptığım şeyi kırabiliyor yani. Ama buraya yapmıyor. Şaka mısın? Nesin? Ben anlamadım ki ya. Vuruyor ama boşa vuruyor mesela şu an. Nereye vuruyor? Nereye vuruyor? Sonunda ya. Dünden beri uğraşıyorum ya. Şaka gibi ya. Resmen şaka gibi. Asla samandan herhangi bir şey yapmayı düşünmüyorum bundan sonra. Yani dert oldu. Resmen dert oldu ya. Şuraya da
Şunu koyacağım. Ondan sonra işim biraz daha kolay olacak çünkü bir kat daha çıkacağım. Şimdi mesela. Ben bunu şu şekilde buraya doğru koymak istiyorum. Niye yani? Neden olmuyor? Şu şekilde olacak. Öteki türlü. Ay şaka ya. Resmen. Al. Ne yaptın? Ay benim bu meşaleyi atmalarım ne olacak ya? Valla. Atıp atıp duruyorum meşaleyi ya. Şu merdiven uğruna. Gerçekten. Tamam buraya koy işte. Ne istediğini ben anlamadım ama. Neyse arkadaşlar, bu merdiven gerçekten benim iyice sinirimi bozmaya başladı. Ben gidip odun toplayacağım. Bir şuraya girelim. Şöyle bakacağım. Tamam böyle dursun ya. Aa. Sonunda ya. Gerçekten sonunda. Oyunda merdivenden inmede problem var. Neyse oyunda her şeyde problem var sonuçta. Bir tek bunu mu gördük? Bunu görmedik. Şimdi bir bakalım nelerimiz var. Neler yapabiliyoruz, neler craft edebiliyoruz. Şu eşyalarımızı bir alalım. Sonra dışarıdaki kamp ateşini bir yakarız. Etlerimizi pişiririz. Şimdi bir bakalım neler yapabiliyoruz. Torç tamam onu anladık. Buna gerek yok. Bow. 30 tane wood, 4 tane lightning rope gerekiyormuş. Şimdi 4 tane yapabiliyor muyuz mesela? Bakalım yapacak mı? Tane wood istiyor. Bizim çantamızda 30 tane wood varsa liner rope'umuz yeterli değil demektir. Yo, bizim 30 tane wood'umuz da yokmuş arkadaşlar. Yukarıda kullanmışız. O yüzden gidip bir wood keselim. Bir ateş yapayım ben. Ateş yapayım, gideyim içerideki etleri alayım. Bunun içine koyayım. Bu arada etler de bozulmuyor sanırım arkadaşlar. Çünkü hava soğuk ya, herhalde o mantık diye düşünüyorum. Etler bozulmuyor. İlginçtir ki, bu arada bir saniye. Şu tohumu alayım, ekeyim oraya, tohumsuz kalmayalım. Şeylere bakacaktım arkadaşlar. Şu an biz hayvan kemiklerini topladık biliyorsunuz. Neler lazım onlara bakmak istiyorum. Kemik 2 tane. Hide istiyor 10 tane. Tamam buluruz onu. Hide 10 tane. Yani anlayacağınız kıyafet yapmak için bol bol hide'e ihtiyacımız var. Bu demek oluyor ki hava aydınlanmak üzere. Ve biz bol bol hayvan öldüreceğiz. Bol bol hayvan öldüreceğiz. Lining rope'umuzu yapacağız. Onun sonrasında... Evet. Bir tane et pişirdik. Şimdi bakalım. Evet.
Bakalım ne kadar karnımızı doyurdu. Bu kadarcık mı? Et yedin be. Bu kadarcık doyulur mu? Bir tane daha yapalım. Geri kalanını gidip koyacağım çünkü. Doyduysa. Tamam, doydu. Doyduğuna göre gidip koyalım. Evimiz de yavaş yavaş yükselmeye başladı ya. Güzel oldu. Daha da güzel olacak inşallah. Daha nice büyük evler yapacağız falan diyormuşuz. Ben ne bırakayım? Şunları bırakayım ben en iyisi. Haydi bırakayım. Şunu bırakayım. Evet. Bitkilerimiz. Daha çok seeds bulmamız lazım ama çünkü tohumumuz gerçekten az. Hani 5 tane fiber çıkıyorsa bir tane seeds çıkıyor. O yüzden dolaşıp başkalarının kapısının önünden biraz seeds toplamamız lazım. Mesela şu an hala seeds çıkmadı bundan. Fiber çıktı. Hala fiber çıktı. Yine fiber çıktı. Ha, bundan seeds çıkmadı. Seeds çıkmadı arkadaşlar, valla kötü oldu bu. Line and rope yapalım. Yapabildiğimiz kadar. Ne kadar yapabilirsek. Evet arkadaşlar. Bow yaptık. Yapıyoruz daha doğrusu. Evet. Bir de wooden shield mı yapsak acaba? Niye yapmıyoruz ki bunu? Tabii ki yapalım yani. Bunu da yaptık. Bundan çok yapacağım çünkü biliyorsunuz tutturamıyorum tam. Bütün zırhımızı kuşanıp gidelim. Orada gene şey yaparız. Nedir onun adı? Her şeyi de açtık. Şimdi bunu alalım. Ondan sonra bunu da buraya alalım. Eğer lazım olursa değiştiririz. Ama şu eşyalarımı ben bir bırakayım. Çünkü sıkıntı olacak öteki türlü. Burada balkon gibi oldu ha. Şimdi bu tahtalar dursun. Şunları bir bırakalım. Şunu bırakalım. Şunu bırakalım. Bandajımız kalsın. Şunu da bırakalım. Yemeğimizle birlikte gidelim. Tabii önce bir şuna geçelim. Çünkü bizim burada da var arkadaşlar biliyorsunuz hayvan. Biz ta oraya kadar gitmiştik ama bizim burada da varmış. Şuralardan vurmaya çalışalım. Ya bunu çektiğimiz an şaka mısın ya? Bu arada flex fiber buldum ben buradan da. O yaklaşsın ben vurayım. En iyisi.
İşte bu ya. İşte bu ya. Yaşasın. Vurdum. Vurdum yani, vurmuş olmam lazım. Deriniz mi kalın, anlamadım ki ben. Oh be. Ben bu işi öğreniyorum. Öğreniyorum. Bon düştü, hide düştü. İki tane de et düştü. Yakınıma gelsene ya. Nerelere gidiyorsun? Ama zaten şeyim bitmiş. Okum bitmiş. Şuradan flex fiber toplayacağım. Bunları da toplayayım gelmişken. Hemen gidip ekeriz eğer seeds düşerse. Üst baş yapmamız lazım. Bakın level up şu anda yaşadık. Her şey şu an konumlandığımız nokta gerçekten hani güzel yani. İyi akıl etmişiz biz buraya konumlanmayı. Mavi bir şey gördük mü? Ha, şurada da var. Burada da var. Line and rope her şeyimiz yani. Çünkü spear da yapmamız lazım. Spear'ı henüz yapamadık. O da bizim için çok önemli. Tam mesela koşarken benim onu vurmam gerekiyor ama vuramıyorum ki. Oh ya. Sonunda. Gerçekten sinir oluyorum böyle vuramadığım zaman. Oh be. Bak. Yine kaçtı. Eşyalarıma bakayım. Evde de çünkü hide'ımız falan olabilir. Ona göre belki bir şeyler yapabiliriz. Bir eve girelim arkadaşlar. Bugünkü maceramız da böyle. Ok, yay, öldürme, kesme falan filanla geçti. Bir şunları alalım arkadaşlar. Bunlar çünkü craft konusunda bize yardımcı olabilecek şeyler. Şimdi açalım. Neler yapabiliyoruz bir bakalım. Aa, yapabiliyoruz şu anda ayakkabı. Çok iyi. Bir tane ayakkabı yapalım yani. Ayakkabısız ayakkabısız dolaşıyoruz. Güzel oldu bu. Aa, çok iyi. Ayakkabılarımız oldu. Yaşasın. Evet, belki şu an daha hızlı yürüyeceğiz bundan sonra. Neden olmasın? E çok güzel oldu valla ben. Şu an sevdim bu işi. Şu an başka bir şey yapamıyoruz herhalde. Arkadaşlar. Şimdi. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz arkadaşlar? Balık için yola çıkacağız. Biliyorsunuz balık tutabilmek için. Onu da göstereceğim size hemen şimdi. İlk bölümlerde bayağı göstermiştim ama yine ilk bölümde göstermiştim. Onu da gösterelim. Videonun sonuna gelelim. Şimdi biz buraya yapmıştık. Hangisiydi ama hatırlamıyorum. Ne oldu? Ne oldu? Aa.
Tıkladık mı yoksa gene? Ha. Şimdi arkadaşlar, Liner Rope şu an yokmuş 3 tane. Bunları arkadaşlar hemen şuradan göstereyim. Şu an Liner Rope'umuz yokmuş ama hemen şurada bakacağım kaçıncı? Dördüncü arkadaşlar, Fish Trap diye bir şey var. 15 tane sadece odun yeterli oluyor. Bunu buraya yerleştiriyorsunuz ama yerleştirdikten sonra Liner Rope'u buna entegre etmeniz gerekiyor. Liner Rope'unuz eğer varsa buna ekledikten sonra balık yemeye de başlıyorsunuz. Biz henüz etle devam ediyoruz yolculuğumuza. Şimdi şunları hemen toplayacağım arkadaşlar. Çünkü biliyorsunuz sonra çalınıyor. Bizim yaptığımız gibi başkaları da çalıyor. Hemen alalım. Evet. Hiç şeyimiz kalmadı yalnız. Farkında mısınız bilmiyorum ama tohumumuz kalmadı yani. İçeride var mıydı yoksa? Bir bakalım. Burada tohumumuz var mı? Hayır, yok. Şimdi şunları bir şuraya koyalım arkadaşlar. Eşyalarımızı. İki tane liner rope'umuz var şu anda. Bir tane fetimiz var. Şöyle koyalım. Bandajımız var. 7 tane artı 2 tane de burada var. Etimiz var. Taşımız var. Yok yok yani şu anda. Bayağı güzel şeylerimiz var. Bandajımızı da şöyle alacağım. Ben bir çıkayım yukarı, seats koyacağım çünkü. Biliyorsunuz az önce toplarken şey de aldık. Seeds de aldık. Ama gene bir tane düşmüş seeds. Mısır seedimiz de yok. Mısır seedli de kalmadı. Ama artık hayvanı öldürebileceğimiz için mısır ekmeğe de çok gerek duymayabiliriz. Fiberlerimizi topluyoruz. Eğer 3 tane fiberimiz olursa artık balık da tutabileceğiz demektir. Bir tane mi düştü bizden? Evet. Şimdi bir tekrar P'yi açalım arkadaşlar. Liner rope için aşağı inelim. Malzeme alalım. Niye koyduysam evin içinde? Tekrar P'yi açalım. Liner rope yapalım. Bir tane yapabildik. Üç tane şu an liner rope'umuz oldu hemen hemen. Evet, hemen hemen değil, hatta öyle. Şimdi gidelim hemen o söylediğimi de yapalım arkadaşlar. Ayakkabılarımız da çok şirin oldu ya. Gidelim hemen balık yakalayabilmek için şey yapalım. Liner rope yerleştirelim arkadaşlar. Neredeydi? Buradaydı. Heh, tamam. Dedim yine mi kaybettim? Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi oldu şu anda. Balık ne denir ona? İşte öyle bir şey. Balık tutmak için. Adı aklıma gelmedi. Ne dendiğinin. Evimize dönüyoruz arkadaşlar. Bölümümüzün burada sonuna geliyoruz. Neler yaptık hemen bir hatırlayalım. Biliyorsunuz kaybettiğimiz yayımız ve işte baltamız vesaire, onları hallettik. Sonra gittik biraz daha ok ve yayımızla hayvan öldürmeye çalıştık. Ayakkabı yaptık. Balık tutabilmek için gerekli liner rope'u yaptık. Onun sonrasında artık üçüncü kata çıkmaya başladık. Üçüncü katının yapımına başladık. Üçüncü katının yapımına da başladık. Daha sonra genişlemeye başlayacağız sağa sola ve çevreleyeceğiz burayı. Evet arkadaşlar, bölümümüzün sonuna geliyoruz. Umarım sizler için eğlenceli bir bölüm olmuştur. Kendinize iyi bakın.
Bizi takip etmeyi unutmayın. Videonun altına yorum yapmayı, önerileriniz de varsa eğer öneri de yapabilirsiniz arkadaşlar. Şunu yapar mısın, şunu dener misin diye. Eğer isterseniz bir dahaki bölümde adayı keşfe de çıkabiliriz. Bu arada arkadaşlar unuttuğum bir şey var. Çantam yok benim henüz. Çanta içinde maalesef daha çok flex fiber'a ihtiyacımız var. Umuyorum daha çok flex fiber tohumu toplayabiliriz. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın.